Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan hükümeti 2. Dağlık Karabağ Savaşı'nı sonlandıran 10 Kasım Üçlü Anlaşması'nın maddelerini çarptırtmaya çalışarak barış sürecini tehlikeye atmaya başladı. İşgal altındaki topraklarını kurtarmak üzere operasyon başlatan Azerbaycan karşısında ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan, Karabağ'da Azerbaycan kuvvetleri tarafından kurtarılan bölgelerin statüsünü sorgulamakla kalmayıp Ermenistan ile Azerbaycan devlet sınırında yeniden çizilmesi gerektiğini söylemeye başladı. Erdoğan'ın yan çizme anlamına gelen açıklamaları hafta sonu acil toplanan Güvenlik Konseyi sonrasında duyuruldu. Azerbaycan, Ermenistan sınırının belirlenmesiyle ilgili açıklama yapan Paşinyan, üçlü Rusya, Azerbaycan, Ermenistan anlaşması imzalanırken güney bölgelerde yer alan Kubatlı ile Zengilen rayonlarının tamamen iade edilmesinden söz edilmiyor. Bu iki rayon topraklarının Azerbaycan kuvvetlerinin ilerledikleri yere kadar geri verilmesi söz konusu. Rusya ile bu hususta görüşmeler yapıyoruz. Savunma Bakanımız Moskova'da Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ile Kubatlı ve Zengilen'in Ermenistan sınırına yakın kesimlerin kime kalması gerektiğini görüşüyor. Birkaç çözüm planı üzerinde duruluyor ifadelerini kullandı. Paşinyan ayrıca Hadrut bölgesinde çıkan çatışmalarla ilgili Azerbaycan'ı suçlayarak Karabağ'ın Hadrut bölgesinde Azerbaycan yeni toprakları işgal etmek için saldırıya geçmiştir. Rus barış gücünü de yok sayıyorlar iddiasında bulundu. Azerbaycan Savunma Bakanı ise Hadrut bölgesinde 11-13 Aralık tarihlerinde çatışmalara yol açan krizin çıkış nedenini şöyle açıkladı. Dağlık Karabağ'ın Hadrut bölgesi tamamen bizim kuvvetlerin denetiminde. Ancak savaş esnasındaki bölgedeki ormanlık araziye gizlenmiş Ermeni militanları şimdi birkaç yerleşim biriminde ortaya çıkararak bunların sahibi gibi davranmaya çalışıyorlar. Bu nedenle Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile Güvenlik Bakanlığı bölgede terör karşıtı operasyon düzenlemek zorunda kalmıştır. Kuşatma altındaki bu Ermeni çetelerine zamanında Rusya barış gücü himayesine çekilme şansı tanımıştık. Bu arada iki ülke arasındaki gergin atmosfere rağmen dün akşam saatlerinde karşılıklı olarak rehin ve tutsakların değişimi süreci başlatıldı. Kızıl Haç tarafından yürütülen ve sahadaki Rus birliklerin gözetlediği süreç kapsamında taraflar ellerindeki tüm tutsakların değişimini gerçekleştirecek. 10 Kasım tarihli anlaşmanın maddeleri net bir dilde 28 yıldan beri işgal altında tutulan Azerbaycan'a ait 7 rayonun kayıtsız şartsız Azerbaycan'a geri teslim edilmesini öngörüyor. Erivan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Sovyet dönemi sınır hattını da sorguluyor. Sınır çizgisinin Google haritalar ve GPS koordinatlarına göre değil, sınırdaki Ermeni yerleşimleri dikkate alınarak yeniden belirlenmesini talep ediyor. Ermenistan'ın yaratmaya başladığı tüm bu pürsüzlüklerden ötürü Bakü ve Rusya'daki askeri gözlemciler bu gidişte savaş yeniden alevlenebilir demeye başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 10 Aralık zafer töreninde Erivan'ı uyararak Ermenistan rövanş düşüncesiyle hareket ederse bu safa durmayız, hepsini mahvederiz demişti.